arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalıma sahibiniz hoş geldiniz bugün sizlerle minik prenseslerimiz için çok güzel bir yelek çalışması yaptık umarım sizler de yelek çalışmamızı bizle beraber sevdikleriniz miniklerimize yaparsınız Evet yeleğimizi çalışmak için robadan örmeye başladım. Şuradaki görmüş olduğumuz kabartılı bölümler için farklı bir alma e, yöntemi uyguladık. Şurada tamamen bildiğimiz klasik yöntemle aldık çok kolay. Kesinlikle e, hepimizin severek yapacağı güzel bir çalışma. Modelimizin e, robamızın alt kısmında ise e, modelimizi şu şekilde kabartılı ve 3 boyutlu olarak uyguladık. Çok güzel e, duran bir e, görüntüye sahip oldu. Minik bebeklerimiz için ördüm. Hem kız hem erkek bebeklerimiz için bu modelimiz e, çalışmamız gayet uygundur. Sadece erkek bebeklerimiz de dilerseniz burayı aynı çalışabileceğiniz gibi. Düz olarak da yani şu kenarda yapmış olduğumuz işlemin birebir aynısını da yapabilirsiniz. E, bu şekliyle de çalışabilirsiniz. Yani modelimiz hem kız hem erkek bebeklerimiz için çok uygun güzel bir çalışma. Hemen e, yüksekliğine bakalım uzunluğuna. 28 santim. Yeleğimizin tepe noktasından aşağıya kadar olan uzunluğu. Aşağıya şöyle kol altının altından tutuyorum. Bakınız hemen şöyle 24 santim. Kolumuzun bir ucundan diğer ucuna olan genişliği. Evet, bu yeleğimizi örmek için birer tane Sublime marka ipimi kullandım. Şöyle görelim. Diğer ikinci ipime başlamadım. Birinci ipim pembe'mden şu kadar kaldı. Krem rengini ise tamamen bitirdim. Evet, kolay gelsin. Diyerek hemen yeleğimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için iki rengimizi kullanıyorum. İplerimizi tanıyalım. Pembe ipimiz Sublime marka. 50 gram ve 116 metreden oluşmakta. Ee, Baby kaşmir Meruna'dan oluşan güzel bir ip. Diğer ipim yine aynı marka Sublime marka. Kaş bir ipekten oluşmakta 50 gram ve 116 metre yumuşacık bebekler için son derece uygun güzel bir ip. Ee, hiçbir şekilde bebeklerin sağlığına dokunmayan hoş bir ip. Evet şimdi zincirimizi çekerek e, pembe ipimizden robamızı örmeye başlayalım. Ama öncesinde ileğimizi örmek için 3 numaralı. Tığımızı kullanıyoruz. Bakınız 5 değil, 3 milimetre yazan kısım tığımızın numarasını belirleyen kısımdır. Hemen hem zincirimizi çekelim hem de işaretlerimizi takarak yeleğimizin roba kısmını örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi önüm için çektim ve hemen bir tane işaretimi takıyorum. Kolum için örmeye devam ediyorum. Kolum için 14 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 zincirimizi çektim ve hemen işaretimi takıyorum. Tam 14'e işaretimi taktım. Yeleğimizin arkası için örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 zincirimi çektim. 18 zinciri taktım. Tekrar kolum için örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 14 tane zincirimi çekerek koluma taktım. Son olarak önümüz için gerekli olan 10 tane zincirimi çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Hemen uzatarak ölçümüze bakalım. Sadece zincir sıramızın uzun ölçüsünü görelim iplerimizin ve elimizin sık ya da gevşekliğini buna göre hesap edelim Tığımın bulunduğu noktadan zincirimin başlangıç yerine kadar şöyle geliyorum bakınız 27 santim tam ölçüm şu şekilde bakınız hiçbir müdahalemiz yok ve trabzanlarımızı yerleştirmeye başlayalım 1 ve 2 tane zincir geri geliyorum. 1, 2 ve ilave ediyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir ilave ettim. Tığımın başında doluyorum. Geri geldiğim yerdeki bakınız. ikinci zincirin içerisine girerek ikili trabzanımı örüyorum. Tığımın başını dolayarak birer birer işaretimize kadar trabzanlarımı örüyorum. birer birer bakınız. İşaretimin hemen yanına geldim. En son trabzanımı ördükten sonra iki tane zincirimi çekiyorum. Hemen sayalım bakınız. 2, 4, 6, 8 ve 10. 10 tane zincirimizi çekerek zaten hazırlığımızı yapmıştık. 2 zincirimi çektikten sonra işaretimi çıkarıyorum. Kolum için ördüğüm 14 tane trabzanımı birer birer örmeye başlıyorum. Aynı yere batmıyorum. Bir sonraki yuvanın içerisine batıyorum. Şu şekilde bakınız. Aynı yer değil. Buraya değil. Bir sonraki yuvaya. diğer işaretlerim olduğu yere kadar birer birer ikili trabzan şekliyle örelim. İpimizin karışmasına izin vermeyelim. Hemen açalım. İşaretime kadar ilerliyorum. 2 zincirimi ilave ediyorum son trabzanımın üzerine ve hemen yanındaki işaretimi çıkardığım yerden kolum için hazırladığım zincirlerin üzerine trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum mavi ayracımıza kadar olan bölüm bileğimizin kolu için ördüğümüz bölümümüz olacak şu şekilde devam edelim Evet mavi işaretimin olduğu yere kadar geldim iki zincirimi çekiyorum. İşaretimi çıkardıktan sonra son parçamız olan diğer önümüzü örmeye başlayalım. Tığımın başını doluyorum. Yandaki zincirin içerisine girerek bakınız her biri farklı yuvalarda birer birer sona kadar ilerleyelim. İliğimizin her iki önünde 10'ar tane trabzanımız olması gerekmekte. Şöyle bakalım. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane trabzanımızı da ördüm. ve Bu şekilde iliğimizin ilk sırası tamamlanmış oldu. Şimdi şöyle bakalım. 10, 10 önlerimizi ördük. Her iki önümüz 10. Kollarımızı 14 ve 14 olarak ayarladık. Arkamız ise 18 olarak ayarladık. Tığ numaramız ise 3 numaraydı. Daha önce söylemiştim. Evet şimdi zincirimizi 2 tane çekerek hemen ikinci sıramızı örmeye başlayalım. Sadece 2 zincir çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum ve ikinci sıramıza başlıyorum. Hemen ikinci trabzanın üzerinden şöyle görelim. İkinci trabzan üzerinden orta parmağımdan taraftaki bölümünü alıyorum. 1 ve 2. Yine bakınız ikiye ayrılan katların dış taraftakini alarak örüyoruz. Bütün trabzanlarımızın üzerine tamamına batmıyoruz. Dış taraftakini alarak ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Tam 10 tane trabzanımı ördüm. Şöyle bakın 2, 4, 6, 8 ve 10. Birebir üzerindeki birer birer. Bakınız yarısını aldım, yarısını almadım. Yarısı ön tarafa güzel bir görüntü olarak düştü. Şimdi artışlarımı yapıyorum. Artışlarım için araya giriyorum. 1 ve ikinci kez aynı yere giriyorum. 2. Araya iki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere girerek iki artışımı yapıyorum. Bir ve iki. İleğimizdeki bakınız ikinci sıra artışlarımızı iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak ayarladık. Tığımın başını doluyorum. Kolum için birer birer örmeye başlıyorum. Ve ilk trabzandan bakınız yine aynı şekilde dış taraftakinden alıyorum. Ve birer birer örüyorum artış yerimize kadar 14 tane örmüş olduğumuz trabzanımızı birer birer örüyorum. İpimiz çok çok güzel bir ip. Eğer temin edebilirseniz bebeklerimiz için çok kullanışlı. Tabii yetişkinler için de ama bebekler daha ciltleri hassas olduğu için daha güzel bir ip evet Evet işaretimin yani iki zincirimin olduğu yere kadar örerek geldim. Şöyle görelim. Bakınız basamaklı bir şekilde ördüm. Hemen zincir aralığına iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. İki zincir çekiyorum araya tekrar iki trabzanım örüyorum 1 ve 2 ve yeniden burada örmüş olduğum gibi tamamını örerek ilerliyorum artış yerlerimizde iki trabzan iki zincir iki trabzan diğer artışımızda da aynı şekilde iki trabzan iki zincir iki trabzan yapalım sıramızın sonunda görüşelim Robamızın iki sırasını örerek tamamladık. Aralarımızda iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak dört yerde artışımızı yaptıktan sonra üçüncü sıramızı örmeye başlayabiliriz. Bakınız şu kenardaki dönüşteki trabzanımızı lütfen dikkat edelim unutmayalım. İki tane zincirimi yeniden çekiyorum, bitirdiğim yönde ve örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum, yine iki kat olarak görmüş olduğum, bakınız, şu kısımların dış taraftakini tığımın başını dolayarak örmeye başlıyorum. Robamızı tamamen bu şekilde örerek tamamlayacağız, basamaklı hoş bir görüntü kazandıracağız robamızı. bakın şu şekilde birer birer örerek geldim. En son artış yaptığım trabzanımı da ördüm ve tamamladım bakın şu şekilde. Şimdi iki zincirimin hemen yanındayım. Tığımın başını doluyorum. Zincirimin içerisine bir tekrar ikinci bir trabzanım örüyorum. 2 trabzanımı ördükten sonra bu sıra için iki artış belirledim tamamında bütün artışlarımızı yine 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan olarak bu sıramızda da yapacağız hemen araya 2 tane zincirimi çekiyorum önümle kolumu ayırmak için ve başlıyorum 2 tane daha trabzanımı örmeye bu da kolum için artışımdı hemen şöyle çeviriyorum ilk trabzanın ardından girerek bakınız Kolumu başlatıyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Artışlarımızı iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapalım. Kalan üç bölümde ve uç kısımda yeniden görüşelim. Üçüncü sıramızın sonuna kadar geldim. İki renk kullanacağım için ikinci rengimle de bir sırama arada örmek istiyorum. Şimdi i̇pimi alıyorum. Son trabzanımı bir defa çektim. İkinci kez çekip kapamadım. Krem rengimle çekip kapatıyorum ve şöyle bakınız ipimizden de biraz bırakalım bu tarafta ve başlıyorum 1 2 3 burada 3 çektim bakınız renk geçişi yaptığım için pembe ipimi sıkıştırıyorum buradaki krem rengimi sıkıştırıyorum her ikisini sıkıştırdıktan sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve yine aynı şekilde dıştan örüyorum pembe ipimiz orada kaldı Bakınız dıştan bir sıramızı örelim. Artış yerimize kadar ilerliyorum. Ve yine iki tane artışımızı yapmayı unutmuyoruz. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan şekliyle artışımızı hemen yapalım. Bir, ikinciyi örüyorum. İki zincirimi çektikten sonra yeniden iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Ve şöyle bakalım. Bakınız trabzanlarımızı örerek geldim. Tek parçasına şöyle görelim. Ve iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak artış yerimize yaptık. Bu sıramızda da artışlarımızı ikişer ikişer belirledik. Aynı şekilde örmeye devam ederek sıramızı tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar krem rengimizde örerek geldim ve en son trabzanımı ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. İpimizi tekrar bakınız kestiğimiz noktaya pembe ipimi getirdim. Diğer taraftan kopardım. Eğer oradan devam etmeye kalkarsak şu görmüş olduğumuz pileli gibi görüntüyü kaybederiz. Bu görüntümüzün devamını istediğimiz için krem rengi ipimizi kopardığımız yerden örmeye başlıyorum. Dilerseniz biraz önceki gibi de alabilirsiniz. Dilerseniz koparıp her ikisinde de bu şekilde de alabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde yapalım. 3 zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra şöyle çeviriyorum örgümü ve başlıyorum. Krem rengimi ve pembemi de şöyle içerisine alarak gizleyelim başını doluyorum burası çok önemli en önemli noktalardan birisi robamız için renk değişimi yaptığımız yerden devam ediyoruz ipimizin kaldığı yerden değil ipimizi bu şekilde gizleyerek ilerleyelim ve güzel bir görüntü oluşmasını sağlayalım robamızda Yine ikişer ikişer artışlarımızı yapalım. Evet bakınız bu şekilde örmeye devam edelim. Artışlarımızı biraz önce de hatırlattığımız gibi ikişer ikişer yapalım. Biraz büyütelim Daha sonrasında görüşelim. Evet robamızı örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sıramızı ördüm. Ve şurada görmüş olduğumuz artışlarımızda ikişer ikişer artışlarımızı yaptık. Şimdi pembe ipimle yeniden örmeye devam ediyorum. 1, 2, 2 tane zincirimi çektim. Trabzanımın tam tepe noktasına batıyorum. Yarım almıyorum. Her bir trabzanımın tam tepesine batarak örüyorum. Bakınız 1, 2, 3, şimdi 4. trabzanımı örüyorum. Ve tamamını küçük gözden girerek alıyorum. Ve bu şekilde sıramızı örerek tamamlayalım. Evet 1, 2, 3, 4, 5. sıramızın sonuna doğru örerek geldim. En son trabzanımı örüyorum. 1, iki tane zincirimi çekiyorum ve sıramıza şu şekilde bakalım bakınız 1 2 3 4 4. sırada krem rengimi kullandım 5 sıramızı ördüm 5. sıramızı zincirimizi iki tane çektim tığımın başını doluyorum ve trabzanlarımı tamamına batarak örüyorum 1 2 3 bakın tamamına batıyorum her iki gözüne de batarak örüyorum artış yaptığım noktaya doğru ilerliyorum artış yerime kadar örerek geldim şimdi artışımızı iki tane olarak yine yapıyorum bir tane arttım aynı yere bir daha batıyorum bir iki zincirimi çektikten sonra yeniden iki tane artışımı yapıyorum birer birer trabzanlarımın üzerine batarak örmeye devam ediyorum ve bütün artışlarımızı bu sıramızda iki tane yapalım bu sıramızdan sonraki artışlarımızı bire düşürerek örelim 1 2 3 4 5 6 6 sıramızdan sonraki yapacağımız e, sıralarımızda birer birer artalım Evet sıramızın sonuna kadar örerek geldim bir sıra daha ördüm şimdi krem rengimize geçelim bir sıra daha kabartılı bir şekilde trabzanımızı örelim en son trabzanımı ördüm şu şekilde bakınız son çektiğimi çıkarıyorum krem rengi ipimle çekiyorum ve 3 tane zincirimi örüyorum 3 zincirimi çektikten sonra yine tam tepesine batarak örüyorum her ikisini kavruyorum birer birer örüyorum artışımı bu sıramızda bir trabzan olarak yapalım örmeye devam edelim krem rengi sıramızı örerek geliyorum ve artış yerimdeyim bakınız bir tane artışımı iki zincirimi çektikten sonra yeniden devam ediyorum birer birer trabzanlarımı bu şekilde örerek uç noktaya kadar getiriyorum Böylece kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıramız krem rengi sıramız. Sıra sonuna kadar örerek geldim. En son iki trabzanım kaldı. Bir ve kenardaki zincirden oluşan trabzanımın da tepesine batarak örüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra krem rengim burada kesiyorum. Hemen pembe ipimin olduğu yere geçiyorum ve buradan örgüme devam ediyorum. Zincir çektiğim trabzanımı alıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum. Bakınız şuradaki basamak gibi görüntümüzü burada oluşturmak istiyorum. Tığımın başını doluyorum. İçten, kendimden taraftaki bölümünden alarak örüyorum. Tekrar kendimden taraftan alıyorum. Şöyle gördüğümüz bakınız tepe noktasındaki e, zincirimizin kendimizden taraftaki kısmından girelim ve bu şekilde birer birer örelim. Bu sıramızda kolumuzun da birleşme işlemini yapalım. Diğer sıramıza bakalım. Şurada bir tane basamak gibi oluşturalım. Buna dikkat edelim lütfen bakınız. Şuradaki gördüğümüz kısma kendimizden taraftaki bölümünü alıyorum. İçten kol altına kadar ilerliyorum. Şöyle alttan girdiğimiz zaman çok rahat örüyoruz gördüğünüz gibi hiç atlamadan. Son trabzanımı örüyorum tepesine batarak bir tane araya giriyorum ve şöyle bakmak istiyorum bakınız krem rengim bir basamak oluşturdum pembemi ördüm artış yerine bir trabzanımı ördükten sonra hemen 3 zincirimi çekiyorum 1 2 3 zincirleri rahat çekelim içerisine trabzan öreceğiz tığımın başını doluyorum. bir tane trabzanımı örüyorum ve kolumuzu bu şekilde birleştiriyoruz şimdi sırtımızdan örmeye devam ediyorum yine trabzanımızın kendimizden tarafta olan kısmıyla örerek ilerliyorum diğer kolumun altına kadar bu şekilde alttan yani kendimizden taraftaki bölümünden alarak trabzanlarımızı örmeye devam edelim Kolumuzu birleştirdikten sonra arkamızdan örerek geldim. Tam kol altının bulunduğu yerdeyiz. Bakınız ayrımımızın hemen bir tane trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi ilave ettikten sonra büküyorum. Önüm için olan bölüme bir tane trabzanımı örüyorum. Ve yine kendimizden tarafa trabzanların batarak örüyorum. Ve en son trabzanımı örerek tepe noktasına bakınız şu şekilde batıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Bir tane zincirimi çektim ve ipimi buradan kesiyorum. Krem rengimize gövde kısmını örmeye başlayalım. Öncesinde robamızı şöyle çevirelim ve görelim. Ölçülerimize de bakalım. Şu şekilde düzeltiyorum. Evet. İplerimizi içeriye doğru alarak gizleyeceğiz. Robamızı bu şekilde tamamladık. Krem rengimizde basamaklarımızı oluşturduk. Yukarıda da basamaklarımızı oluşturduktan sonra şimdi modelimize kurmaya hazırız. Krem rengi ipime bir tane zincirimi çekiyorum ve bu şekilde düğümümü atıyorum. Ve bakınız pembe ipimi kopardığım yerden örmeye başlıyorum. Hemen zincirimi çektiğim yere gelerek batıyorum ve buraya sabitleniyorum şöyle batalım ve tekrar zincir çekmeye başlayalım 1 2 3 4 ve 5 5 tane zincirimi çekiyorum ilk sıramızda 1 2 defa tığımın başını doluyorum 1 2 3 4 dördüncü trabzan üzerine gelerek batıyorum ikişer ikişer çekiyorum 2 3 2 defa tığımın başını doluyorum aynı yere giriyorum 1 2 3 toplamda 7 defa bu işlemimizi tekrar ediyoruz 2 3 1 2 3 2 defa doluyorum aynı yuvanın içerisine giriyorum tekrar iki defa sayalım 2 4 6 bir defa daha aynı işlemimizi yaparak 7. trabzanımızı örüyorum 7 tane trabzanımızı bu şekilde kurdum şimdi bir tane zincirimi çekiyorum ve saymaya başlıyorum 1 2 3 4 4. trabzanın tepesine gelerek batıyorum bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başına iki defa doluyorum 1 2 3 4 şöyle iki defa doluyorum üç defa da çekiyorum ve yedi tane buradaki gibi trabzanlarım ardı ardına aynı noktaya örmeye başlıyorum aynı yere giriyorum bir iki üç iki defa bir iki üç Hemen sayalım kaç tane trabzanımız olmuş. 2, 4, 6, 7. 7. trabzanımdan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4. trabzan yuvasına gelerek batıyorum. Bir zincir çekiyorum batığım yerden. Yeniden iki defa başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. 7 tane trabzanımızı bu noktaya örmeye başlıyoruz. sayalım. 2, 4, 6, 7. 7. trabzanımızdan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Ve şöyle sayalım. 1, 2. Şurada 3 tane zincir çekmiştim. Tam zincirimin ortasına batıyorum. Bir tane zincirimi yeniden çekiyorum. Bakın nasıl yeleğimizin ön tarafında 3 tane modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. 1, 2, 3. Şimdi bir zincirimi çektikten sonra iki defa tığımın başını doluyorum bir burayı sayıyorum 2 3 ve dördüncü trabzanımın üzerine batarak işlemlerimi aynı şekilde 7 trabzan örerek ilerletiyorum Evet, modelimizi kurarak geldim 1 2 3 tane önde 1 2 3 4 5 6 7 tane arkada tekrar 1 2 3 tane önde örerek geldim buradaki kollarımızda tabi arkalarımıza dahil oluyor şimdi en son bitirme kısmındayım 7 trabzanımı ördükten sonra bir zincirimi çekiyorum tığımın başını bir defa doluyorum kenardaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı şu şekilde örüyorum biraz uzatarak ördüm bakınız 1 2 3 zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum tığımın başını doluyorum yandan giriyorum trabzanlarımı örüyorum 1 ikinci trabzanımı örüyorum Üçüncü trabzanımı örüyorum. Üç tane trabzanımızı yandan girerek ördükten sonra bir ve iki zincirimi çekiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. Yedi trabzanımız vardı. Üçünü ördüm. Birini atlıyorum. Diğer üç trabzanı yine yandan girerek örüyorum. Bir, iki ve üç. Araya zincir çekmiyorum. Bakınız şu şekilde önden böyle görülmekte. Araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Yeniden 3 tane trabzanımı yandan girerek örüyorum. 2 ve 3. 1 2 zincirimi çekiyorum. 1 tane trabzan atlıyorum. Kenardaki 3 trabzanımı yeniden yandan girerek örüyorum. 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum. Yandan 1 2 3 2 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. 3 trabzanımı yandan girerek örüyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar örerek örgümü tamamlıyorum bakınız modelimizi şimdi şu şekilde bir görüntünün olması gerekmekte sıramızın sonuna kadar ilerleyelim sıramızın sonuna kadar örerek geldim 3 trabzan yandan girerek ördüm. 2 zincir çektim. Bir trabzanımı atladım ve sıramın sonundayım. 3 trabzanımızı ördükten sonra bir zincirimi çekiyorum. Kenarda 5 zincir çekerek başlamıştım. Bakınız 1 2 iki. ikinciye şöyle batıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. 4 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 örgümün tekrar düz yönündeyim. 2 defa tığımın başını doluyorum ve hemen 2 zincir çektiğim yere girerek örmeye başlıyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 tane trabzanımızı ördükten sonra tekrar 2 defa tığımın başını doluyorum bu kez aşağıda atladığım bir tane trabzanım vardı bakınız şunu atlamıştım 3 tane örmüştüm 3 tane diğer tarafta ortadakini atlamıştım yandan giriyorum 1 2 3 defa yandan girerek yukarıya doğru çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum 3 defa trabzanımı örüyorum. İkinciyi ördüm. Üçüncü trabzanımı ördüm. Hemen yaptığımız işlemimize bakalım. Burada 4 zincir çekerek başlattım. 3 trabzanımı ördüm. 4. trabzan olarak aşağıda atladım. trabzanımı yandan girdim. Yine 2 defa doladım başını. bir trabzan ördüm. Bu 4. trabzanımız oldu. Yine aynı yuvaya 3 tane daha trabzanımı ördüm. Araya bir tane zincirimi çekiyorum hemen şu kısma batıyorum bakın şu kısma battım tekrar bir zincir çekiyorum iki defa tığımın başını dolayarak giriyorum 3 trabzanımı örüyorum 3. trabzanımı örüyorum Tekrar iki defa tığımın başını doluyorum. Aşağıdaki sırada atlamış olduğum ortadaki trabzanımı bakın 3 sağından 3 solundan ördüm. Ortadaki trabzana yandan giriyorum. 1, 2 ve 3 defa da örüyorum. Tekrar 3 trabzanımı 2 defa başını dolayarak örüyorum ve bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz. Şöyle görelim bakınız ortada güzel bir şekilde kabartımız olarak ilerleyeceğiz yine 7 tane trabzan örüyoruz ama bakınız bir tanesini aşağıdaki sıradan alarak modelimize hoşluk katıyoruz sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım sıramızın sonuna kadar örerek geldim bakınız şöyle düz yönden bakacak olursak ortada Dördüncü ilmeğimizi aldığımızda yandan girerek almıştık. Bakınız gayet güzel bir görüntü şimdiden oluşturdu. Şöyle baktığımızda üç trabzan ördük. Bir tanesini alttan aldık. Üç trabzan bir tanesini alttan yandan alarak ördüm. Ve sıramın başındayım. Sıramın başında yine bir tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Kenardaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Şöyle biraz uzatarak trabzanımı örüyorum. Mesafe e, düşmesin. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yandan girerek örmeye başlıyorum. 1, 2, 3. Bir tane trabzan, şu kabarttığımız trabzanımızı örmüyoruz. 2 zincir çekiyorum. Buradaki kabartılı olan trabzanımı atlıyorum. 3 tane trabzanımı yine yandan girerek örüyorum. 1, 2 ve 3. Araya zincir çekmiyorum. Diğer modelime geçiyorum. 1 2 3 2 zincir çekiyorum. Ortadaki bakınız kabartarak ördüğüm trabzanımı atlıyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. 3 trabzanımı yandan girerek örüyorum ve bu şekilde e, modelimizi istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Bakınız bu şekilde ilerleyelim. Yeleğimin alt kısmını krem rengimle örerek tamamladım şöyle görelim bakınız çok güzel oldu kabartılı ve arada bir tane belirli trabzanımız var gayet şık bir görüntüsü oldu şimdi kenarımızı örmeye başlayalım kenarımızı pembe ipimle tığlama çalışmasına başlamak istiyorum bir tane zincirimizi çekerek hemen kenarımıza tığlamaya başlayalım diğer tarafı düğme için ayarlamıştım. Şuradan başlamak istiyorum. Şu kısımdan bakınız. Krem rengi kısmını pembeyle, pembe kısmını krem rengi ile çalışalım. Hemen giriyorum. Bir tane şöyle kapadım zincir çekerek ikinci bir zinciri çektim. Tığımın başını doluyorum. Giriyorum. Hemen aşağıya geçiyorum. Başını dolayıp tek seferde çekerek kapatıyorum. Bir sonraki araya giriyorum. Tek seferde kapatıyorum. Ve bu şekilde bir ve 2. Aşağıya doğru iniyorum. İkişer ikişer her zincir sıramıza bakınız. ikişer ikişer giriyorum. Devam ediyorum. Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Başını dolayıp tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum batıyorum çekiyorum aşağıya doğru iniyoruz bakınız aşağıya geldim buradan dönüşümüzü yapacağımız için fazla yapmak istiyorum 3 yaptım bakınız bir tane daha yapıyorum 4 dönüşümüzde hiç sıkıntı olmasın tam iki trabzanımın arasına giriyorum bir sonraki trabzanımın arasına giriyorum ve şuradaki bakınız kabartılı olan trabzanımızın hem sağına hem soluna batıyorum ve trabzan aralarımı bu şekilde birer birer örüyorum bakınız boşluğa battım şuradaki batmış olduğum yere hiç dokunmuyorum kenarına geçiyorum şöyle görelim bakınız her bir trabzanımızın arasına birer birer batarak ilerleyelim. Sadece köşemizde dört defa yaptık. Diğerlerini birer birer şuradaki uzun trabzanımızın hem sağına hem soluna battım. Boşluktan sonraki yine sağa ve sola battım. Şurada batmış olduğumuz e, bir zincir çekerek batmıştık. Bakınız buraya hiç dokunmadık. Her ikisinin kenarından ilerledik. Aşağımızı bu şekilde tamamlayalım. Evet aşağıya tüm e, bir defa başını dolayıp bütün trabzanın arasına batarak örerek geldim şimdi kenara tekrar yukarıya doğru çıkıyorum krem rengi ipimizle şuradaki pembe ipimizin olduğu yere kadar örerek gelelim dönüş yerindeyim 2 3 ve 4 4 defa battım hemen yanındaki bölüme 1 ve 2 orası köşe olduğu için 4 defa battık 1 ve 2 ve devam ediyoruz. İkişer ikişer ilerleyelim. Şöyle bakalım. Evet pembe rengimizin olduğu yere kadar geldim. Hemen şu şekilde batıyorum. Buraya bağlantımızı yapıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Pembe ipimiz elimizdeyken kolumuzun bir tanesini bakın şu şekilde örmüştüm. Diğer kolumuzu da aynı şekilde örelim. Oradaki ipi daha sonra alta çekeceğiz. Bir tane zincir çekiyorum. Düğümümü atıyorum tığıma kol altımızdan örmeye başlıyorum hemen kol altından giriyorum bağlanıyorum bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak hemen şuradaki bakınız artışlarımızı yaptığımız bölüme giriyorum 5 tane trabzanımı örüyorum 2 3 4 ve 5 5 trabzanımızı ördükten sonra diğer taraf bakın daha önce yapmıştım 1 2 3 tane atlıyorum 3 ile 4'ün arasına batıyorum. 1-2-3 tekrar 5 tane trabzanımı örüyorum. Hemen sayıyorum. 1-2-3-3'e batıyorum. Tavuğun başını doluyorum. 1-2-3'e girerek 1-2-3 5 tane trabzanımı örüyorum. 1-2 3 4 ve 5 Tekrar 1-2-3 tığımın başında oluyorum 1 2 3 5 tane trabzanımızı örelim ve kol altımıza kadar bu şekilde devam edelim 3 4 ve 5 şöyle bakalım uç noktaya kadar örerek geldim şimdi düğmelerimiz için ilik yerlerimizi açalım ben karşıya 3 tane ince düğmemi diktim hemen bunlara uygun olarak düğmemizin karşılığına gelecek şekilde ilik yerlerimizi de açalım bakınız 1 ile 2'nin arasına ilk ileğimi çalıştım. Diğer düğme diktiğim yeri krem çalıştım. Burayı pembemle çalışıyorum. Sizler hangi renkli isterseniz o renkle çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Atlıyorum burayı. Tığımın başını doluyorum. Biraz ileriye doğru geçerek bir defa şu şekilde batarak çıkıyorum. Yeniden tığımın başını doluyorum. Düğmemin karşılığına gelen kısma 2 zincirimi çekiyorum. Diğeri pembenin hemen altında bakınız. 1 ve 2 tığımın başını doluyorum. Tam aşağıya gelerek batıyorum. Tekrar başını doluyorum ve örüyorum. Diğer düğmemin yerine baktım. En üstte olduğunu görüyorum ve hemen zincirimi buradan çekiyorum 1 ve 2 başını doluyorum tepe noktasına gelerek batıyorum 3 tane iliğimizi bu şekilde çalıştık Şimdi geri dönüşümüzü yapalım bir tane zincirimi çekiyorum tığın başını dolamadan bu kez direkt bir tane Sık iğne olarak batıyorum 2 tane zincir çekmiştim Bir tane yeterli hemen yanındaki batmış olduğumuz bölümlere Birer birer sık iğnelerimizi yaparak aşağıya doğru ilerleyelim. Yeniden iki tane zincirimin olduğu yerdeyim. Bir defa sık iğne yapmamız yeterli. Birer birer sık iğne yaparak üst kısmımızı bu şekilde ayarlayalım. Tekrar iliğimin olduğu yerdeyim. Bir ve son sık iğnemi ördüm. Kenardaki başlangıç yerime batıyorum tamamlıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ileğimi bu şekilde hazırlıyorum ve ipimizi keserek iplerimizin tamamını içeri alarak gizleyelim. İliklerimizi, düğmelerimizi taktık ve iliğimiz artık kullanılmaya hazır hale geldi. Bu şekilde bir çalışmamızı tamamladık. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.